just come running by. Kanalından herkese merhaba. Bugün elimizde çok özel ve çok güzel bir ayakkabı var. Oldukça yüklü bir tarih barındırıyor. O ayakkabı Air Jordan 4 Winterized. Tabii ki Winterized modeli değil bu tarihi barındıran. Genel olarak Air Jordan 4 ve ben bunun hakkında biraz konuşacağım ve daha sonra da bu ayakkabıların özelliklerine bakacağız. Genel olarak Retro 4'lerin hepsi neredeyse aynı. Hani görsel olarak aynılar. Sadece ufak tefek üstünde kullanılan materyaller, sağındaki solundaki işte Nike işareti, Jordan işareti, bağcıklarının şekli, şemali gibi ufak tefek şeyler değişiyor. Genel manada bu ayakkabı hep aynı. Ben de böylelikle hem Air Jordan Retro 4'ü incelemiş olacağım. Hem de biraz da Winterized modelinde kullanılan materyallerden hissi nasıl, kaç numara tercih etmelisiniz, ne kadara çıktı gibi şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki tarihini verdikten sonra. Bu ayakkabı arkadaşlar 1989 yılında piyasaya çıktı ve Michael Jordan'ın 4. imzalı ayakkabısı oldu. Tinker Hatfield'ın da 2. tasarımı olmuştu. Normalde Jordan 1 inanılmaz bir başarıyla piyasalarda sattı. 2'de düşüş yaşandı ve 1'in getirdiği o ses maalesef 2'de olmadı. Daha sonra Tinker Hatfield Retro 3'ü tasarladı ve yine yükselişe geçmişti. Daha sonra da 4'ü tasarladı. Böylelikle Jordan markasında tekrar yükselişe geçildi. Daha sonra da zaten biliyorsunuz efsanevi dizayn Retro 11 karşımıza çıkacak. Yine Tinker Hatfield tarafından belki de en bilindik tasarımı olabilir Jordan markasına ait Retro 1 ile birlikte. Şahsen Retro 4'ü çok beğeniyorum. En beğendiğim konfort modeli 11 ve daha sonra da 4'tü arkadaşlar. Bu ayakkabıyı aldığım için çok çok mutluyum. Koleksiyonumdaki 3. retro ayakkabı oldu. Bir de burada görüyorsunuz yine 12'ye ait harika bir renk tasarımı bende var. Bu ayakkabıya sahip olduğum için de çok mutluyum. Bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani en pahalı ve en gözde modelleri tercih etmeyebiliyorum. Mesela örneğin bu. Bana çok güzel gelen modelleri tercih ediyorum. Bu tamamen benlik bir durum. Hani Concord 11 hem çok hype olan hem de çok beğenilen bir modeldi. Hani ben de beğendim ama hani belki 12'deki bu renk veya benim almış olduğum 4 çok tercih edilmeyen, çok beğenilmeyen renkler olabilir. Çok umursamıyorum. Hani ben Jordan 4 var, 11 var gibi düşünüyorum aslında. Hepimizin çok iyi bildiği The Shot bu ayakkabı içerisinde gerçekleşti. 1989 yılında Jordan'ın o clutch şutuyla Cleveland Cavaliers playofflardan elenmişti. Hemen o şutu hatırlayalım. Gerçekten de mükemmel bir hatıra, o havada yumruklaması, o hırsı, o isteği bu ayakkabılarla geçirdiği harika bir sezon sonucunda gelmişti. O sezonda da arkadaşlar sayı kralı oldu, defans takımına seçildi ve birçok daha bireysel başarıya imza atmıştı. Maalesef playofflarda daha sonrasında elense de yine mükemmel bir sene geçirmişti. Tarihe baktığımız zaman da gerçekten bu ayakkabı kendini gösteriyor Jordan serisi içerisinde. Daha sonraları da birçok ünlüyle, birçok tasarımcıyla tekrar tekrar piyasaya sürüldü 1989 yılından sonra. En bilindik işte Black Cement, White Cement, Chaos modelleri, Eminem'in yine Encore modeli, Mark Wahlberg'in Wahlburgers modelleri gibi, Travis Scott aynı şekilde. Birçok ünlüyle, artistle, yıldızla, Hollywood yıldızıyla bu ayakkabı tekrar tekrar piyasaya sürüldü ve her zaman da piyasada getirdiği ses oldukça yüksekti. Bu modelde benim almış olduğum Winterized'da biraz daha düşük sayılabilir. Ama onun dışında sürekli yeni renkleriyle piyasaya çıkıyor. Bu ayakkabı koleksiyonunuzda bulunması gereken en harika parçalardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki 11, 12, 13, 3 ve 4. Bunlar benim en sevdiğim 5'li diyebilirim. 3 ve 13'ü hala alamadım. Onlar da yakın zamanda alınır diye tahmin ediyorum. Ama bu 3'lüyü tamamladığım için çok mutluyum. Böylelikle biraz tarihinden bahsetmiş olduk. Benim için de ayrı bir yere sahip arkadaşlar. Bu ünlülerde, işte oyuncularda görüyorum, ediyorum sürekli. İşte Jordan belgeselleri izliyordum. Çocukluğumda almıştım birkaç tane CD'sini, onları izliyordum. Her zaman benim için ulaşılamaz ve uzaktaki bir ayakkabı olmuştu. Biliyorsunuz Türkiye'de de yakın zamanda bu ayakkabıları bulmak neredeyse imkansız. Kaldı ki Amerika'da bile bu ayakkabılar çıktığı zaman
bulmak gerçekten çok zor ve çok pahalı ayakkabılardı. O zaman bile hep böyle dinlediğim zaman röportajları, insanlar paralarını biriktiriyor, annelerine babalarına yalvarıyor ve bu ayakkabıları o şekilde alıyorlardı. Şu anda da çok farklı değil aslında. 1300 TL'ye çıktı bu ayakkabı. Yine oldukça pahalı, yine oldukça ulaşılması güç bir ayakkabı olduğu söylenebilir. Michael Jordan tabii ki efsanevi bir figür olduğu için dünya çapında onun giydiği serili ayakkabılarda ulaşılması çok zor ve en tepedeki ayakkabılar oluyor. Şu anda bu seviyede bir oyuncu, yani LeBron'u ne kadar sevsem de, Kobe'yi ne kadar sevsem de maalesef düzgün baktığım zaman bu tarz bir etki hiçbirinde yok. Diğer oyunculardan ayrışan ve aşırı farklılaşan, hem bu ayakkabı kültürünü hem basketbolu değiştiren bu tarz bir figür yok. O yüzden de herhalde GOAT olacak, greatest of all time olacak. Ben Jordan'cıyım arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Ama LeBron ve Kobe'yi de çok seviyorum. Hani kıyaslamaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi şeridinde çok başarılı. Hepsinin bence tadını da çıkarmalıyız. Dedikten sonra muhabbet nerelere gitti? Kutuya bakalım ve ayakkabımızı incelemeye geçelim. Bu şekilde harika bir OG kutuda geliyor arkadaşlar. Bu kutu tasarımını da çok seviyorum. Baktığım zaman başka Jordan'larda. Ha, şurada bir tane daha var. Aa, çok özür diliyorum. Hemen onu da göstereyim. Böyle bir videoda onu göstermezsek olmaz. Nasıl unuttum ya? Evet. Burada bir de arkadaşlar Retro 5'im var. Bunu nasıl unuttum? İnanamıyorum kendime şu an. Kızdım gerçekten. Retro 5. Şöyle görmüş olduğunuz askerli, kamuflajlı, çok güzel bir tasarımım var. Bu ayakkabıyı da çok seviyorum. Nike Factory Outlet'ten almıştım. Çok uygun bir fiyata aldım arkadaşlar. 305 lira mı, 315 liraya mı ne almıştım? Yürütmüştüm yani bu ayakkabıyı, öyle düşünüyorum. Hemen şöyle arka planda bunları yerleştirebilirim. Ona bakayım. Tepede ufak da olsa gözükecek. Hemen şimdi tekrar buna dönüyorum. Retro koleksiyonum da fena değilmiş şimdi bakınca. Güzel bir 13'te 3'ü de ekledim mi? Ben tamamım. Şu görmüş olduğunuz 5'in de kutusu aşağı yukarı şurada benziyorlar. Evet, hemen şimdi kutunun içini çıkartıyorum. Arkadaşlar kutunun içi bile ben kaliteliyim diyor resmen. Gerçekten çok da güzel gözüküyor. Şu şekilde bir siyah kağıt karşılıyor ve açıyorsunuz. Kokuyu içinize çekiyorsunuz. Harika kokuyor gerçekten. Çok da güzel koruyorum. Hala kokusu da mükemmel bir şekilde kendini gösteriyor. Oh yeah. Oh yeah boy. Gerçekten efsane ötesi bir ayakkabı arkadaşlar. Şöyle bir tanesini elime alayım ve incelememize geçelim. Almış olduğum model Air Jordan 4 Winterize diye geçiyor. Yani kış için uygun model diye düşünebilirsiniz. 2019 yılı Aralık ayının sonunda çıktı. Amerika'daki Christmas bayramından önce çıkmıştı biliyorsunuz, orada insanlar birbirine hediye alıyor. Herhalde güzel bir pazarlama stratejisi olacağı düşünüldü. Benim de ilk gördüğümden beri çok hoşuma gitmişti. Özellikle de Eminem'le olan Encore modeline çok benziyordu. Hatta birçok kişi de fakir adamın Eminem'i, Poor Man Eminem diyorlar bu ayakkabıya. Oldukça benzer. Kimisi eleştirdi çünkü o ayakkabının değeri yaklaşık 30-35 bin dolarlar. İnanılmaz bir değerde. Geçenlerde yine bu Eminem modelinin yeniden üretimi oldu. Sadece Friends and Family diye geçiyor. Yani Eminem'in yakın arkadaşlarına ve ailesi için üretildi. 23 adet üretilmiş. İlkini Jordan almış. Eminem şey demişti, yani 22 tane üretildi aslında çünkü ilkini Jordan kendisine ayırdı. Demek böyle şeyler oluyor. Jordan da hala sneakerhead. Ayakkabılar içinde yüzse de, markaya o sahip olsa da demek ki böyle ara ara özel tasarımları alıyor. Ona benzediği için çok beğenmiştim. Eminem de benim büyürken en böyle sevdiğim rapçidir. Hani bütün şarkılarına bayılırım. Hatta işte okul gösterilerinde onun şarkılarıyla playback falan yapardım. Yani benim için özel bir anısı var. Sevdiğim markanın sevdiğim modeliyle de böyle bir işbirliği yapması beni çok mutlu etmişti. Yani tabii ki ömür boyu alabileceğim bir ayakkabı olmadığını düşünürken bir anda karşıma bu çıktı ve işte görür görmez tamam demiştim. Aralık ayında çıkmasına rağmen hala Nike Türkiye'de var arkadaşlar. Hatta Sneaks Up'ta da gördüm bunu. Aşağıya bulabileceğiniz linkleri de bırakıyorum. Gidip oralardan kontrol edebilirsiniz. Ben aldım. Şahane bir ayakkabı. Görsel olarak, dizayn olarak efsane ötesi olduğunu düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz gidip alabilirsiniz. Peki bu ayakkabı aldığınız zaman bu ayakkabıdan neler bekleyebilirsiniz? Performans olarak nasıl? Basketbolda giyilir mi? Yani bence giyilmez ama giyebilirsiniz tabii ki. Onlardan da bahsedeceğiz. Ve her zaman yapmış olduğumuz gibi tabanıyla başlayabiliriz. Tabanı her zamanki gibi Jordan Retro 4'ün efsane. Tabanı orta tabanda Jumpman logosu ve ön ayakta kırmızıyla işaretlenmiş zoom ünitesi olduğunu düşündüğüm kısım ve genel olarak da beyazlı grili bir tasarıma sahip. Taban tutuşu noktasında basketbolda giymedim, giymeyeceğim de fena iş yapmayacağını düşünüyorum. Hani aman aman işler yapmasa da
gayet güzeldir. Günlük hayatta gireceğini düşündüğüm zaman zaten taban tutuşu çok da önem arz etmiyor. Air Jordan ayakkabıları bence performanstan ziyade artık gündelik giyime yönelik çıkıyor. Çünkü o kadar güzel ayakkabılar, o kadar harika ayakkabılar var ki arkadaşlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ayakkabılar da tabii ki evrime uğradı. Eskiden belki bu ayakkabılarda basketbol oynamak mükemmel olsa da şu anda ben kesinlikle önermiyorum. Hatta Jordan The Last Dance belgeselinin 5. bölümünde Retro 1 ile oynuyordu ve işte ayaklarının kanadığından bahsediyordu. Ve diyor, o zaman da işte 13. yılı yanlış hatırlamıyorsam işte teknoloji çok gelişmiş diyordu. Ben şimdi neredeyse bir 20 yıl sonra teknolojinin çok geliştiğini, hatta 20 yılı geçiyor, çok daha fazla geliştiğini görüyorum yeni ayakkabılarla basketbol oynayın. Bunları arkadaşlar normal günlük giyin. Ha dilerseniz basketbolda oynayabilirsiniz tabii ki. Tamamen tercih meselesi. Yastıklama noktasında zoom ünitesi, air zoom ünitesi yani bir hava yastığı kullanılıyor. Bunlar çok sert. Bütün Jordan serileri, Air Jordan serilerinde de arkadaşlar kullanılan yastıklama budur. Zaten air oradan gelir. Mantık bu. Air olmayanlar direkt Jordan diye başlar. Dikkat edin. Diğer ayakkabılara bakın. Mantık bu. Air yastıklaması ise benim sevmediğim bir yastıklama türü. Özellikle şu şekilde içini gösteren Air Max'lerde de yine görebileceğiniz tarzda bir yastıklama. Çok sert, çok hızlı tepki veren ve etkiden korunması düşük olan bir yastıklama tipi. Bana hiç uymuyor. Ağır arkadaşlarıma, sakatlı olan arkadaşlarıma da tavsiye etmeyeceğim. Bu kısımda yastıklama gözükürken ön kısımda da var arkadaşlar. Bu ise tabii ki çeperlenmiş, kapatılmış. Şurada renklerle ayrılmış kısımda olduğunu düşünüyorum tahmini. Yeri burası. Üst kısma geçiyorum. Üst kısım gerçekten mükemmel premium materyaller kullanılmış. Retro modelleri içerisinde yine güzel bir yere sahip ayakkabı. Çok fazla ekleme var. Diğer retro 4'lerden farklı olarak özellikle kış için üretildiği için materyaller biraz daha kalın ve biraz daha suede yapısına sahip. Yani işte nubuk diyebilirsiniz. Çok fazla tüylü olmasa da sentetik deri hissi de veriyor bazı yerlerde. Oldukça kaliteli, sağlam ve premium hissettiriyor dediğim gibi. Hava alması için ayaklarınızın yan kısmında ve dil kısmında delikli yapılar kullanılmış. Normalde burada daha böyle örgülü bir yapı kullanılırken diğer retro 4'lerde Winchwise modelinde üstüne plastik karışımlı kumaş materyal dikilmiş. Böylelikle soğuk havalarda daha kalın olması hedeflenmiş. Biraz daha arkadaşlar bu water repellent diye geçiyor. Yani işte su itici diye düşünebilirsiniz. Su geçirmez olduğunu düşünmüyorum. Test etmedim, test etmeyeceğim. Bence siz de etmeyin. Ama hani su gelip buradan kayabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bağcık geçirme plastikleri zaten bu ayakkabının en efsane olduğu kısımlar. Değişik bir halka, askı yapısı. Ben buna bayılıyorum. Bu ayakkabıyı farklı kılan, kendine münhasır kılan özelliklerden birkaçı. Arkaya doğru gittiğiniz zaman da normalde arkada birçok retro 4'te Nike işareti, Nike logosu, Nike Air yazıyor bazılarında. Burada ise sadece bir Jumpman logosu var. Benim daha çok hoşuma gitti. Bu oldukça çıkıntılı çıkıntılı ve kaliteli bir his veren logo. Topuğun hemen arkasında ise pull tab'i, yani işte tutup ayakkabınızı giyerken yardım alacağınız kısım. Bazıları bu ayakkabıyı giydiği zaman ayağına battığını söylemiş. Ben öyle bir tecrübe yaşamadım. Dil kısmı burada süper. Dilde kullanılan materyaller biraz daha kalın plastikten üretilmiş gibi. Adeta böyle çadırımsı veya yağmurluklarda bulabileceğiniz tarzda bir materyal. Ama daha da kalın. Hani daha böyle fış fış değil de eliniz biraz olsun yapışıyor. Üstünde de çok güzel bir etiket dikilmiş. Jordan logosu ve altında ise Flight yazıyor. Hemen içine doğru baktığımız zaman bu ayakkabıyı ayrıştıran özelliklerden biri de içinde kullanılan bu kalın materyaller. Ayaklarınız sanki hırka giymiş gibi hissedecek. Oldukça kalın ve yumuşacık içerisi. Çok rahat ediyorsunuz. Yaz aylarında belki biraz problem olsa da ben AVM'lerde giyeceğim veya akşamları dışarı çıktığım zaman giyeceğim. Dolayısıyla beni çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Varsın ayaklarım bunun içinde pişsin, hiç önemli değil. Pişecekse bu ayakkabının içerisinde pişsin diyorum. Dilin iç kısmında da Air Jordan yazıyor. Kullanılan tabanlık Ortholite diye geçiyor. Yani biraz daha ortopedik ve ayağınızın rahat hissedeceği güzel bir tabanlık. Yastıklama her ne kadar sert olsa da kullanılan tabanlık gerçekten güzel. Oldukça da rahat hissediyorsunuz. Bağcıklarımız daha kalın. Keşke farklı renkli bir bağcık da gönderseler diyorum. Hani buna daha grimsi veya kırmızılı şu iç kısmında, dil kısmındaki renkten bir bağcık da yakışabilirdi. Veya daha sonraları siz bağcık alıp deneyebilirsiniz. Bu ayakkabının farklı yanlarından biri de bu delikleri kullanarak arkadaşlar, bağcık geçirme deliklerini kullanarak 18 farklı şekilde bağcıklarınızı bağlayabilirsiniz. Bu da yine bir bilgi olsun. Sneakerhead dedikleri, arkadaşlarınızdan farklılaşabilirsiniz. İstediğiniz gibi bağlayıp daha farklı bir görüntü oluşturabilirsiniz. Genel manada benim çok sevdiğim, çok şık, içerisinde tarih barındıran, Michael Jordan'a ait, zamanında giyilmiş, hatıraları olan ve gündelik giyim için özellikle benim çok uygun bulduğum harika bir model.
1300 TL fiyatı var. Tabii ki hani hak ediyor hak etmiyor noktasında bir şey söylemem çok doğru olmaz. Tamamen size kalmış bir durum. 30 bin dolar eden ayakkabılar olduğunu düşününce hani verilebilir diyorsunuz. Çünkü içerdiği materyaller kalitesi gerçekten harika. Eğer ki bu renk tasarımını da beğeniyorsanız zaten tamamdır diyorum. Birçok güzel renk tasarımı piyasada mevcut. Tabii ki yeni yeni yine çıkacaktır muhtemelen. Onları da bekleyip alabilirsiniz. Artık beğeniyorum beğenmiyorum kısmı göreceli olduğu için çok da bir şey demek istemiyorum ama benim için yine en beğendiğim Air Jordan 4'lerden biri oldu. Ve böylelikle de videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz uzun oldu sanki. Şu zamana kadar izliyorsanız çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gecenin ikisinde bu videoyu çekiyorum ve bunun editlemesi, diğer görüntülerle birleştirilmesi oldukça zaman alıyor. Ama kanalımda bulunmasını istediğim incelemelerden bir tanesi. En azından daha sonralarda da çıkacak Jordan 4'ler için belki bir mihenk taşı oluşturabilir. Çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. Like atmayı unutmuyorsunuz ve ayrıca zil işaretine basarak abone olmayı unutmayın. Her yeni video attığım zaman sizlere bildirim gelsin. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı da ise bugünlük. Out.